Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Yani bir teknolojinin hani eğitime girmesinin belli bir katkıları var. Ancak daha önemli olan husus bu teknolojiyi kullanacak olan hani öğretmenlerin ve öğrencilerin bunu nasıl kullandığıdır. Teknolojiyi biz uygun bir araç olarak kullanacak olursak da özellikle bu tabletleri yani etkileşimli bir şekilde kullanacak olursak mutlaka hani öğretim başarısı üzerine etkisi olmasını biz bekliyoruz. Ama hani tekrar vurgu yapmak gerekiyor. Sadece bir teknolojiden bir şey beklersek yani sadece tabletlerimizle bir şekilde destek açıkçası hani yeteri kadar iyi bir şey olmaz. Burada dolayısıyla açıkçası hani bakanlığın vurgulaması hatta bugünkü başbakanın açıklamasında da o vardı. Yani sadece öğrencilerin hani tabletlerin onlara sahip olması değil, asıl öğrencilerin tabletlere hükmetmesi gerektiği, asıl tabletlerin üzerinde hani hak etmesi gerektiği belirtilmişti. Eğer biz bunu yapabilirsek, yani tabletler üzerinde biz hani öğretim materyallerini iyi bir şekilde kullanabilirsek ve onu öğretime bizim için iyi bir yardımcı kaynak olarak kullanabilirsek, yani öğretim için iyi bir başarı olacağını biz varsayıyoruz. Şundan olacaktır, ben size onu söyleyeyim. Size onu söyleyeyim. Şimdi bazı yerlerde diyeyim ki hani kaynaklar eksik olabiliyor. Yani materyallerin gitmesi, kitapların, derslerin ya da çeşitli diyeyim ki soru bankaları vesaire bir şey gitmesi eksik olabiliyor. Ama şu an tabletlere bunların hepsi yüklendiği takdirde şu an Türkiye'nin her tarafındaki herkes bu erişime sahip olmuş olacak. Bu anlamda önemli bir adım olarak değerlendirebiliriz. Ve inşallah etkili bir şekilde kullanabilirsek de eğitimimiz adına çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Peki hocam, neden böyle bir yardımcı ekipmana ihtiyaç duyuldu özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için? Şimdi zaten burada başlangıçta 5. sınıfa itibaren verilecekti. Yani bu çünkü ilk yıllarda hala yine verilmeyecek tabletler. Yani 5. sınıfa itibaren dağıtılacak. Bu şöyle bir şey var. Hani projenin ilk ortaya çıkışını bir hatırlayacak olursak burada doğrudan 61. hükümet programında da bu ifade yer alıyor. Hani Başbakanın 2011 seçimleri öncesinde de hani vaatte bulunduğu bir durumdu bu. Yani bütün öğrenciler Türkiye'de hani tabletin hani dağıtılacağı. Burada en temel vaatinden bir tanesi herkesin eğitimle eşit bir şekilde erişmesiydi. Yani zaten hani Fatih projesinin açılımı da bakacak olursak fırsatları arttırma olarak yani F ve A'nın kısaltılması bu şekilde. Dolayısıyla hani biz burada hani en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada yani hükümet buradan şeyi hedefliyor. Yani bu tabletlerin dağıtımıyla birlikte eğitime yönelik olan fırsatların herkese daha eşit bir şekilde sunulması ve bu eğitime yönelik fırsatın artırılması ve geliştirilmesi. Yani böyle bir vizyonla yola çıkılmıştı. Şu an gözüken o ki hani tabletler hani dağıtılmış oldu. Bu yine hükümetin vaat ettiği bir şeydi ve gerçekleştirilmiş oldu ve bence açıkçası hani iyi bir yani gerçekleşen bir iyi bir hedef olarak tanımlayabiliriz. Yani buradaki ilk çıkışı tekrar edecek olursak yani bu fırsatları daha hani eşit hale getirmek, fırsatları arttırmak, yani eğitim materyallerinin herkesin eşit bir şekilde erişmesini sağlamak, yani en uzaktaki gecekondudaki çocukların da buna erişmesini sağlamak, yine diyelim ki daha böyle daha arka mahalledeki birilerinin buna erişmesini sağlamak. Çünkü tablet gibi teknolojik aletler bazen belli bir sosyoekonomik düzeye sahip olan kimsenin kullandığı materyal haline geliyordu. Şu ansa bunu en alt düzeydeki birilerine kullanacak hale gelecekler. Bu açıkçası iyi bir taraf. Ama velakin yine ben hani tekrar vurgulayayım. Hani bu Milli Eğitim Bakanı'nın da vurguladığı bir durumdu. Başbakanı'nın da vurguladığı bir durumdu. Burada hani biz bu tabletler sadece bir araç. Yani bizim için eğitimimizi daha iyi hale getirmeye yönelik olarak bir araç. Ve onu iyi ve etkin bir şekilde kullanırsak biz asıl gerçekleştirdiğimiz şeyle gerçekleştirebiliriz.